Efendim, güzel sabahlarınız olsun. Çaylar, kahveler hazırsa Ebru Murat bu sabah huzurlarınızda. Hoş geldiniz. 29 Ağustos sabahındayız. Güzel bir gün olsun. Yine içeriğimizde capcanlı bomba gibi dipdiriyiz. Gördüğünüz üzere. Her zaman olduğu gibi. 0534 263 43 72 WhatsApp hattımızdır. Herkes uyandıysa, herkes ekran başındaysa başlıyoruz. Buyurunuz. Bu sabah Show TV, Ebru Alker ve Murat Güloğlu TV'de Instagram adresimizdir. Buralardan ulaşınız lütfen Ebru'cum. Ay, şahane. Nasılsın? Ben çok iyiyim. Gayet iyi maşallah. Allah Rabbim ayağına taş değdirmesin. Ay amin, ne güzel duadır o. Ne güzel dilektir. Değil mi? Maşallah. Evet, teşekkür ederim. Anadolu böyle bir güzelliğe sahip. Evet. Her yerde her şeyde bir güzellik bulabiliriz. Evet, çizgiliyle turuncuyu çok beğendim yine. Ben de benden çok daha beğendim. Renkli olduğun kesin. Evet, sen renk bu ara niye bir renk yap ya? Biraz renkli bir turuncu giyiyorum, oradan girsin. Beğenmiyorsun. Yeşil. Desenliği yakıştırmıyorsun bana. Ben de sade renkleri seçiyorum. Hadi bak. Değil mi? Senin gibi giyineceğim biraz. Şey çok iyi. Neyse onu pek göremiyoruz. Güzel. Hadi bakalım. Yola devam. Devam edelim mi? Edelim çünkü dün gerçekten yaşananları hala herkes konuşuyor. Ben ucundan arabada yakalandım. Ben yakalandım. Yakalandın değil mi? Lütfen anlat deneyimle. Anlatacağım. Valla görüntüler bak çok güzel değil mi? Güzeller güzel İstanbul'umuzda. Evet. Harikulade fotoğraf kareleri. Bulutların yoğunluğunu görmektesin Ebru'cum. Bir anda bu, karanlık oldu şehir, evet, adeta. Çöküverdi şöyle. Evet. Valla yaşanıyordu da bu son yıllarda daha fazla yaşandı ya. Daha sık. Daha sık ve daha fazla. Evet. Umarım hayra alamettir. İnşallah güzel şeyler olur önümüzdeki zaman dilimleri efendim, için. Efendim evet, neden bahsediyoruz? Dün İstanbul'da etkili olan şiddetli yağıştan bahsediyoruz. Hayatı olumsuz etkiledi yani. Bu görüntüler tabii ki buradan bakıldığında kartpostal gibi ama içinde yaşarken özellikle trafikte buna maruz kalanlar ve takılanlar oldu. Bir anda ne olduğumuzu şaşırdık. Çünkü ben gelirken nispeten güneşli bir hava vardı. Hı hı. Adım atmamla bir anda şimşekler gök gürlemeye başladı, şimşekler çakmaya başladı ve ciddi bir karanlık şehirde hakim olmaya başladı. Şimdi Karadeniz üzerinden gelmiş bu süper hücre. Hoş gelmişler. Hoş geldi. Allah razı olsunlar. Unutmamışlar en azından. Ve bu bulutlar aşırı yağış bırakmaları sebebiyle su baskınlarına sebep oldu İstanbul'da. Çok büyük geçmiş olsun. Kent üzerinde 7 kilometre kalınlığında bir bulut oluştu. 7 kilometre, evet. Uçak muçak gidememiştir şöyle, o zaman Ebru. Uçaklar pistleri teyit geçmişler, bir takım şeyler yaşanmış. Bazı ilçeler karanlığa büründü ve Marmara Denizi üzerine doğru hareket eden süper hücre bulutları yaklaşık 1 saat boyunca yoğun yağış bıraktılar. Ah, güzel. Hadi bakalım. Herhangi bir can kaybımız yok. Su baskınları yok, nispi olarak var ama genel olarak yani atlatılmış gibi gözüküyor. Evet. Ama herhalde kalacak bir süre ya Ebru. Bu şekilde hazır olun güzel kardeşlerim. Yola çıkacakken internete şuraya buraya mutlaka bakın hava durumu nedir diye. Dakika dakika uyarılar verildi zaten. Tabii. Hani bunun da geleceği bekleniyordu. Tabii. Geliyor, gelmekte olan dendi. Geldi. Ben de dün uzun bir yola çıkıyoruz biliyorsun her gün. Buradan ta eve kadar uzun bir yol. Yani yolda outlet mağazaları falan var. Oraya uğruyorum. Yani yemek yiyorum falan eve gidene kadar. Kaç? 30-35 kilometre falan. Bayağı var, bayağı. Yani kilometre önemli değil, nasıl gittiğin önemli orada. Tabii. Pıt 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 kıt kıt kıt. Şimdi normalde cama, arabanın camına böyle ince ince vurur falan filan değil mi? Yağmur öyle başlar. Bizim eski zamanlarımızda öyleydi. Birdenbire 1-2-3 derken foşur indiriyor ve o da insanı biraz korkutuyor. Mu? Tamam, hani su baskını vesaire diyoruz da o da bir de o gök gürültüsü, şimşek, ben çok korkuyorum. Hemen kaçacak delik arıyorum ama o deliği de bulamıyorsun çünkü yoldasın. Evet. Ve trafikte birdenbire çalkantılı bir hale gelebiliyor. Geçmiş olsun kardeşim. Geçmiş özellikle olsun çocuklarımıza herkesin. Çok dikkat edelim çünkü korkuyorlar. Evet ama yani tabii gök gürültüsü, şimşek vesaire, yani bir taraftan da böyle çok mucizevi doğa olayları gibi gökyüzüne bakıldığında geldi anlat işte yavrulara. Ne yapacağız? Geldi anlat, korkutucu. Fakat bunu oyuna çevirenler, hatta bunu eğlenceye çevirenler de vardı İstanbul'da. Kim onlar? Efendim, kimler bunlar diyeceksiniz. Şimdi bir tarafta etkili olan sağanak, diğer tarafta durumu avantaja çeviren deniz kenarında yüzenler. İstanbul Boğazı'nı, bu halini, bu şenliği kaçırmadılar. Baksanıza. Şimdi hava sıcak, deniz suyu da sıcak. Yağan yağmur da bayağı bir tropikal iklimi andırıyor. Evet. Zaten orada denize giren arkadaşlar bu. Tabii. Arkadaşlar değil mi? Hani giriyorlar, oradan parkta
güneşleniyorlar, öyle bankta oturuyorlar. Tabii. Sularıyla vesaire. Bu harikulade bir durum. Burası bir de insanlar, özellikle o Bebek'teki tam parkın önü olduğunu düşünüyorum. Çünkü merdivenle bir iniş var oradan. Valla şeyden çok korkuyorum. Yakında orası beach statüsüne girip insanlardan para alacaklar diye korkuyorum açıkçası. İstanbul'un denize girilen yerlerinden bir tanesi. Evet, aynen öyle. Yaz kış burada benim tanıdığım denize giren insanlar var. Yani tabii ki sağlıklı bir şey. İbrahim Kutlay falan filan giriyor sürekli. Evet. Birbirlerini çağırıyorlar. Hadi buradayız vesaire diye. Üzüyoruz diye çok güzel. Bu arkadaşlar da o kapkaranlık bulutların öyle mis gibi. İş güç de anladığım kadarıyla biraz ertelemişler. İşte tatillerini burada geçiriyorlar. Ne güzel tatil işte tatil. Aynen. İstanbul'un tam da göbeğinde suya girmişler ama hani deniz ne kadar güvenli ne kadar değil. Bir de akıntıya çok dikkat etmeleri baksana lazım. Baksana yani zaten şey yani boyu gerçekten boyu geçmeyen bir noktadalar. Hmm. Dolayısıyla da o süper hücrenin bütün gücünü içlerinde hissetmişlerdir muhtemelen. Değil mi? Kadın erkek çoluk çocuk hepsi evet. Orada maşallah. Evet. Hadi bakalım. Çok Allah güzel, çok güzel görüntüler. Allah sefanızı arttırsın inşallah. Evet, o zaman İstanbul bebeğimizden Kartal'a gidelim. O da İstanbul'umuzun içinde şahane 10 numara bir ilçemiz. Bir balkon çökmesi yaşandı Ebru'cum. 6 katlı binada çöktü. Herkes ama herkes panikle dışarı çıkarken Aydın abim orada takıldı kaldı. Aydın olsun dedi. Ne olacak ki dedi. Hayata bakış açısını bir bakarız bir konuşuruz. Ama ciddi bir problemdi efendim bu 6 katlı binada çöken balkon. Korkuyor musunuz peki abi? Hayır, ben umurumda bile değil. Balkonu çöken binada herkes gitti, bir tek o kaldı. Canını değil, keyfini umursadı. Orada sakinleşti. Sabahın işe gidenler vardı. Çünkü gürültü yapıyorlardı. Şimdi gürültü yapmıyorlar. Kartal'da 6 katlı apartmandaki dairenin balkonu büyük bir gürültüyle çöktü. Bina sakinleri korkuyla dışarı çıkarken Erol Altan istifini bile bozmadı. Böyle şeylerden pek korkmam. Rahat tavırlarla dikkat çeken adamın tek umursadığı sessizlikti. Balkonun çökmesi sanki işine gelmişti. Kimse yok binada. Patron benim. Daha da güzel oldu ben sana söyleyeyim. Erol Altan'ın vurdum duymazlığı akıllara usta sanatçı Levent Kırca'nın skeçlerini getirdi. Sakin bir şekilde yaşıyorum. Çok da memnun oldum bu işten. Sakin bir yaşamı seçmiş kendisi. Apartmandan da herkesin gitmesi hoşuna gitmiş. Yani tabii yani umurumda bile değil sözleri burada bizim umurumuzda ama maalesef ki. Ama gerçi hayatla ilgili duruşunu sorgulamam. Tabii de duyarlı olmakta büyük fayda var. Abimin sözlerini değerlendiririz de durup dururken bir balkon niye çöküyor, niye göçüyor? Orada birileri olsa, birileri otursa değil mi? Balkona nihayetinde yeri geliyor. İşte patatesini, soğanını koyuyorsun. Yeri geliyor çayını koyup masanla beraber tabii içiyorsun. Tabii canım bütün komşulara oturuyorsun. Çekirdek çitleyip çayını içiyorsun. Yani çekirdek yani, olmasa da bazen değil mi? Evet olabilir. Neyse yani hani balkon ritüeli dediğim sefası, bir sefası dediği durum vardır. Yani tabii ki dönmemesi lazım ama aynı dün yine çöken banyo gibi. Evet. Acaba geliyorum demiş miydi? Hani dedik ya balkon çökmesini daha fazla görmüştük ama banyoda çöker mi evin içinde adım atıyorsun banyoya bir anda banyo alt kattasın. O daha korkutucu bir tabloydu. Fakat bu balkon meselesi yine acaba geliyorum dedi mi? Bu apartmandakiler bundan haberdar mıydı yoksa biraz fark edip üzerini kapatanlardan mıydılar? Hı-hı. Yani bütün bunlar, bu sorular aklıma geliyor çünkü burada bütün bir apartmanı, bütün orada yaşayan herkesi tehlike altına bırakan tabii bir durum var. Bunu görüp de söylemeyen, bilip de söylemeyen, vallahi paylaşmayan. Ebru, yani bilip bilmeme ya da görüp görme meselesi değil. Artık o deprem denen hadiseyi artık iyice idrak etmişizdir galiba. Binalarımızın, yapı stoğumuzun ne kadar zayıf olduğunu da hep beraber görüyoruz. Bunlar Allah korusun diye başlayacağız. Zaten. Ama bu deprem olduğu zaman vallahi yani bu binalar şimdi durup dururken böyle balkonundan, banyosundan ufak ufak fire veriyorsa bak kardeşim tedbirini al, tedbirini al diye bize uyarıda bulunuyor aslında bu. Ama abi gibi işte umurumda değil benim ya diye abi olabilir, yapabilir azınlık de. Eğer hani yönetim tarafı da bu şekilde davranıyorsa o fena. Hı hı. Dolayısıyla bizim bu acil olarak evlerimizi, binalarımızı dönüştürmemiz lazım ama işte hepsi duygusal oluyor bazen yer yer. O da çok zor oluyor. Duygusal olunuyor. Senin dediğin anlamda bir de duygusal da olunuyor. Niye? Ben yani burada büyüdüm. Yani yaşadığın ortam kaç yıllık burada bina, büyüdüm, burada apartmanın öleceğime geliyor iş orada. O da olmaz. Yani evet orada ölmeyin. Allah sağlık sıhhat versin. Allah biraz da Allah akıl da vermiş değil mi? Onu da bir kullanmak vallahi lazım. Valla kullanalım da işte adım bak atmaya kira şampiyonu olmuşuz. Baktığın zaman 15-20 ülkenin toplamından daha fazla enflasyonumuz var falan filan. Yani hani Allah beyin kirası vermiş de çalışıyoruz, çabalıyoruz son derece de. Nereye gidiyor bu çalış çabalar? Onlar önemli. Valla büyük geçmiş olsun.
bir can kaybı, bir ya da birkaç tane olabilir idi. Ama Erol abim tek başına orada öyle duruyor. İnşallah o da duyarlılığını Erol yakında abi kazanır. Apartmanlığı nöbet biraz, tutacak. Biraz hayat yormuş onu belli. Bu şehir yormuş onu. Oh kimse yok diyor mesela. Gürültü vardı önceden şimdi yok, kafam rahat diyor. Evet. Bu kafa da güzel. Diyorsun kiraya da çıkılmaz buradan sonra. Niye? Arttıkça artan kiralar sonunda Türkiye'yi kira artışlarında 38 ülke arasında zirveye oturttu. Geçen yıl da öyleydi, ondan önce de öyleydi. Son birkaç yılda zirveyi kimseye evet. bırakmıyoruz. Ama öyle bir oturma mı ki çökmüşüz yani resmen hı-hı. birinciliğe. Hı-hı. OECD verilerine göre Türkiye kira endeksinde açık ara önde. Bir bakalım detaylara. Türk'üz bir kere, birincilikleri kaptırmayız. Kira artışlarının bir türlü önüne geçilemiyor. Veriler açıklandı. Türkiye açık ara kira zammı şampiyonu çıktı. 12.500 lira emekli maaşı, 15 lira kira veriyorum. Taksicilik yapıyorum işte. Sen oturdun mu babanın yanında? Ha, oturuyorum. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerdeki kiraları inceledi. OECD'nin raporunda 2024 yılı kira artışında zirveye Türkiye oturdu. OECD verilerine göre Türkiye'nin bu yılki kira artış endeksi 663 olarak gerçekleşti. Bu rakam öyle büyük ki bakın hemen ikinci sırada Macaristan var 181 puanla, onun kat be kat üzerinde kalıyor. %25 uygulaması kalktığı için bir anda kirada yine anormal farklılıklar, yükselmeler olmaya başladı. O artışla birlikte yapılan kira emsal olmaya başladı. Verilere göre 2. Macaristan, 3. Litvanya ve 4. Slovenya'nın endeks puanları toplandığında yine de Türkiye'ye yetişemiyorlar. 38 ülkelik listenin sonuncu sırasındaysa 100 puanla Japonya bulunuyor. Biz 6 yıldır Türkiye'deyiz. 6 yıl önce biz 500 kira veriyorduk. Şu an ev sahibimiz diyor ki 10.000-15'e çıkması büyük ihtimal. Siz nereden geldiniz? Danimarka, Kopenhag. Danimarka'da kira artışları nasıl? Sabittir. Hiç artmaz mı? Hiç artmaz. Çok cüzi bir miktardır artan da. Vay be. Kira zammı şampiyonluğu aslında Türkiye için bir rutin. Çünkü 2022-2023 yıllarında da ipi göğüsleyen yine biz olmuştuk. Üstelik %25'lik zam sınırlamasına rağmen. Ev sahibiyiz, kiracılarımız var ama. Benim evim daha mı değersiz? Ben de veririm bu fiyata diyorsunuz. Böyle diye diye Türkiye en yüksek kira artışına sahip ülke olmuş. Neler hissediyorsunuz? Yani ne söyleyebilirim ki? İşin uzmanlarına göre çözüm için daha ulaşılabilir konutlara ihtiyaç var. Konut kredisini doğru oranlara çekip insanların konut alabilmesini sağlamak gerekiyor. Ve özellikle de sosyal konutlar yapmak gerekiyor. Evet. Bu son sözü bir alkışlayalım. Bu temennilere böyle bir evet inşallah diyerek duamızı da ekleyelim. Çünkü herkesin gerçekten amacı hayatı boyunca bir başını sokabileceği bir yuvam olsun, bir evim olsun. Şimdi bir ev alalım. Şimdi ulaşılabilir noktalarda olması, işte bu rekabet kurulu diyeceksin, o bu biliyorsun evlerde bir takım emsal davalar açıldı. Burada burası bu ederi var mı? Hem satış fiyatlarında hem kiralık bedellerinde. Hal böyle olunca da biz 3 yıldır değil mi ipi göğüslüyoruz, kimselere de bırakmıyoruz ama... acaba insanlar ne haldeler? Yani yansıma nasıl sokaktan gelen? Yansıma yani herkes dil altı haplarıyla dolaşıyor galiba. Yakında inmelerle, felçlerle bol bol uğraşabiliriz yani. Tabii her şeyden önce Allah korusun yani zihin felci geçireceğiz ya. Psikolojik olarak bitmiş durumdayız. Ne ev sahibi, ne kiracısı, ne emlakçısı. Bütün bunların sorumlusu nedir, ne değildir. Diplere inersen görürsün de. Yani arkadaş senin alkışladığın şey neydi? Bol 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 bina mı yapalım? Hayır. Sosyal konut mu yapalım? Herkesin ev alabileceği şekilde inşallah faiz kredilerle işte bol bol sosyal yani, konutlarla herkesin ulaşabileceği evleri olsun. Şu şartlarda bu krediler düşmeyecek faizler. Tamam inşallah maşallah da yani hani biz zamanında yaptık da yavrularımız hani borçları ödeyecek olan onlar. Şimdi bakıldığı zaman mesela İstanbul'da özellikle 500 ile 750 bin arası boş konut var. Evet. Onlar hani çok konuşuldu. Bunları dağıtalım, verelim, herkes otursun, kira sorunu çözülür. Hayır. Evet. Böyle bir şey olamadı. Çünkü hani o binaların da, yani o apartmanların da, o gökdelenlerin de alıcıları çıktı. Ben bunu kiraya vermiyorum diyor evet. mesela, değil mi? Evet. Diğer taraftan da bakıyorsun faizlerin ineceği. Şu an bir konut faizi alsa, vatandaş ev alsa aylık faizini nasıl ödeyecek vesaire vesaire. Bütün bunlar tabii ki çokça konuşuyoruz ama son 2 yıldır, 3 yıldır tatil beldelerine git. Herhangi bir apartmanda bir ablamızın gününe git. Kahvede otur, İsmail dayıyla otur, konuş. Hep aynı muhabbet. Konu. Okula git ya. Çocuklar 5-6 yaşındaki çocukların muhabbetinde ilk 3'te kiralar var.
Yani oraya kadar indi mi diyorsun? Oralara kadar indi. Dolayısıyla memleketin gündemi her şeyi bir kenara bırak. Kira, 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 kira ne olacak? Kira ne olacak? Bak yine kiralar ne olacak diye hep beraber düşünüyoruz. Şu endekse bak ya. Evet. Yani altında bir dolu ülke var. Toplamından daha fazla bir durumun söz konusu. Kesinlikle. Olimpiyatlarda alamadığımız altını maşallah bu noktalarda alıyoruz. Görüşürüz. Hayırlı uğurlu olsun. Tez zamanda çözülür ama bu işler. Evet. Ya bu trajikomik hikayeyi tersine çevirerek vereceğimiz günleri, bu haberleri vereceğimiz günleri iple çekiyoruz. Mühim olan yani şu an ne yapılmalı? Hadi şimdi başlasan konut yapmaya. Bir de nerede yapacaksın ki İstanbul'da mesela? Birazcık daha genişleyerek. Neresine? Tamam, hadi ormanlara gidecek. Kuzey ormanlarını biç, kes, oraya yap. O da olur bak mesela. Niye olmasın? İzmir Körfezi'ne doğru gidiyorum. Çünkü çevre kirliliğin sebebiyle gündemde biliyorsun. Geçtiğimiz evet hafta ya. Bu toplu balık ölümlerini vermiştik. Gerçekten balıklar ne oldu acaba? Üzücü görüntülerdi. Efendim? Tezgahlara girdi mi acaba o balıklar? Tezgahlara giremediler tabii ki. Yani zaten niye, nereden biliyorsun? Hepsine çip mi taktın? Vallahi elimde olsa yapardım yani gerçekten. Yani yapılır Ebru. Esnaf arkadaşımızın durumu. Evet. Evet. Zaten yoğun kokudan ve havanın sıcaklığıyla beraber, yani zaten halkın tepkisiyle beraber uyarılar gelmeye başlamıştı ve hemen anında da el konuldu. Neden böyle bir şey oldu? Uyarı afişleri asıldı. Körfez'de özellikle balık tutulmamasına İzmir dair Körfezi'nde. Sevgili İzmirliler, sevgi selam olsun buradan. Fakat bu uyarılar dikkate alınmadı. Neden? Niye? Ortalarıyla... Güzel İzmirlilerimiz duyarlı değil mi diyorsun? Uyarıları dikkate almamış o zaman. Almamış olanları var demek ki diyelim aralarında. Çünkü oltalarıyla sahile gitmiş bazı vatandaşlar ve balık tutmaya devam etmiş. Şimdi balık tutmak bir hani hobi, bir gerçekten her gün bunu kendine evet ben bugün bunu yapmalıyım diye onu anlayabilirsin ama bu balıkları şu anda tutmayın diye uyarı var. Bölgede balık tutmak yasak ve idari para cezası var diye altı çiziliyor. Balık ölümleriyle ilgili yapılan ilk değerlendirmede deniz suyu sıcaklığının yüksek seyretmesinin olduğu söyleniyor. Ama her zaman yaz, her zaman olurdu bu. Evet. Deniz suyundaki oksijen seviyesinin düşmesi sonucu. Niye düşmüş acaba? Oksijen seviyesi niye düşmüş acaba? Yani kirli atıklar. Çok temiz olduğu için muhtemelen böyle ferah ferah yüzerlerken öyle bir anda. Oksijenden bayıldılar hepsi. Öldüler yani. Yetkililerden gelen bilgiye göre ölü balıkların otopsisinde kimyasal maddeye rastlanmadı. Ah çok şükür. Ha rastlandı, aman dikkat edin de deneceğini de çok düşünmüyorum. Yetkililerin Körfez'e akan 7 dere ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, altını çiziyoruz. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nin arıtma tesislerinin çıkış noktasından alınan numunelerin analiz sonuçları bekleniyor. Ha, ve oradakiler de gelsin bakalım. Ona göre kimyasaldan dolayı mı, neden dolayı olduğu açığa çıkacak. Doğada hiçbir şey sebepsiz olmuyor Ebru'cum. Durup dururken hadi arkadaşlar biz 100 bin tane balığız, ölüyoruz demez hiçbir balık ya da başka bir şey. Elbette ki etkisi var yani. Evet. Herkes doğada harikulade bir şekilde yaşadığı ve zamanı gelince tutularak ya da başka bir şekilde öldüğünü hep beraber ya görüyoruz da durup dururken bu hadiseler olması can sıkıcı. Bu el birliğiyle, kendi duyarsızlığımızla, duyarlılığımızla, iklim değişimiyle, global bütün bu hikayenin yansımasıyla beraber olan bir şeyler var deniz. O da İzmir'e içinde denk geldi dışında. Diyorsun. Fazla denk geldi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Peki ama bak güzel haber var şimdi. Valla İzmirli kardeşlerim özellikle çok dikkat, o zaman da ben söyledim. Tezgahlara, yani şu aralar balık alacaksanız bildiğiniz yerlerden yapınız bu işi ki sonra başımıza bela olmasın. Evet, Salda tamam. Gölü'ne doğru gidelim diyorsun. Gidelim. Vallahi çok konuşuyoruz ya Salda Gölü'müzü. Neyse ki var, kıymetini de bilelim. Çünkü ta NASA dedi kardeşim sizde Salda Gölü var, çok değerli bir göldür aman dediler. Neyse, Dünya Jeolojik Miras Listesi'ne girmiş. Güney Kore'nin Busan kentinde 37.si düzenlenmiş Ebru'cum. Jeolojik Kongresi'nde duyurulmuş bu durum. Hayırlı, uğurlu olsun Salda Gölü'müzün bu hali pürmelali. İnşallah uluslararası anlamda da hani bir koruma geldiği için daha da gözümüz gibi bakarız. Bakarız. Nedir peki Salda Gölü'nün özelliği? Hemen şöyle bir geçeyim. Kireç taşı ve serpantin yamaçlarla çevrili. Kıyısında zaten renginden de yollar belli olan. Muhteşem gerçekten. Küçük alüvyal ovalar yer alır. Suyu hafif tektonik bir göldür ve 184 metre derinlikle en derin göllerden biridir. Salda Gölü. Az tuzlu, yüksek alkalinli bir göldür. Koruma altına alınmıştır. Dünya mirası olarak listeye girmiştir. Şu an korunuyor. Koruyalım. Bak, koruyalım. Gözümüz gibi. Lütfen. Aynen öyle. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Bitlis'teki Nemrut Krater Gölü ve Kalderası da aynı şekilde aday da göstermiş. O da harikulade bir yer. Hı hı. Neyse, bu kadar güzellikleri göstermek de biraz hoş olmayabiliyor. Hemen gözler oraya doğru çevriliyor. Evet. Burada bir şey var mı acaba? Hani o açıdan bakan arkadaşlar varsa hemen kapatalım mevzuyu. Kapatalım mevzuyu. Hayırlı uğurlu olsun Salda Gölü'müze. Evet. Ya geçtiğimiz günlerde bir zeytin, altına bulanmış zeytinler vermiştik hatırlıyorsun. Böyle tanesi 230 dolara mı geliyordu? Hani neydi? Tanesi değil.
Ya böyle 300 dolara falan satıyor 30 300 dolara satıyor 6 tanesini. 12 mi? Değil mi? Kutuda. Hadi bakalım. Altına. Alanda var mı? Vardı tabii. Kim alıyor? Özellikle Orta Doğu'dan ciddi anlamda Arap dünyasından meraklıları varmış. Şimdi burada bir kayısı var. Bu da ama altınla yarışıyor fiyatı. Altına bulanmış değil. Hatta ben okuyunca dedim kilosu 2680 liradan fiyatlandırılması gündem oldu. Neredeyse düşünsene ya. Gram altın endeks demiş ha? Endeks demiş kayısıyı. Hmm. Herhalde dedim altına da bulanmış aynı zamanda. Vay vay Yok vay. Değilmiş. Kuru kayısı satışı için bakanlık harekete geçti. Kapalı çarşıda bir işletmenin kuru kayısının kilosunu 2680 liradan fiyatlandırması gündem oldu. Hı? Tepki çekmişti ve bu tepki yetkilileri harekete geçirdi. İşletme denetlendi. Hı. Bazı ürünlerinin faturalarının da olmadığı görülmüş. Aa, işletmeye 1 milyon liraya kadar ceza uygulanacak. Hadi bakalım. Yani az değil ya 2700'lerde falan bir kilosu kayısı. Yani nasıl bir kayısı? Yani hani üretimi, işletmesi, şusu busu elbette ki zahmetli iş vesaire. Evet. Hani dünyada da bir tanedir eminim öyle bir yapan tabii. Şey of, üretim olarak. İşte az önce şeyi verdik ya. Kayısılar, evet. Neyi verdik? Az önce Türkiye OECD verilere göre kira şampiyonu falan. Bir de gıda enflasyonuna bakmak lazım. Hmm. Türkiye yani dünyada gıda fiyatları bımbır 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 cımbır cımbır düşerken bizde bir artış halinde sürekli olarak da devam ediyor. Ben biliyorsun Sicilya'ya gitmiştim. Evet. Vatan. İşte birkaç alacak hadiseleri vardı. İncir marketlere falan filan girdim. Pazarlar aynı bizim pazarlar tamam. Gibi. Yo gel kuman. Boncor boncor boncorno falan filan böyle bağırıyorlar. Orada mesela incir vardı. Fiyatlar tamam mı? Nasıl fiyatlar? Ya onu boş ver. İncir nereden nasıl gelmiş? Boşayım? Türkiye'den geldi. Tabii. Tamam mı? Ne tabii? Sen burada alıyorsun 3 euroya adam ha. Alıyor 50 sente. İşte onu soruyorum ne kadar fiyatlar? İşte 3 euro 50 sent. Sen burada alıyorsun kayısıyı 2700 liraya mesela kapalı çarşıdaki bu esnaf kardeşimden. Aynı kayısıyı gidiyorsun Brüksel'de ya da Londra'da çok ucuza alıyorsun. Böyle bir dengesizlik durumu olmuş herhalde. Kimi altına, kimi dövize, kimi ne bileyim hani petrole falan odaklandırır. Dikkat edersen hiç Türk lirasını bahsetmiyoruz. Evet. Yok altına endeksliyor, dolara endeksliyor falan. O güzel zamanların da gelmesini diliyorum. Evet. Ama belki de gerçekten iyi bir kayısı örneğidir. Merak türüdür. Ettim vallahi şunu. Hı? Değil mi? Evet. Mesela İtalya'da falan daha ucuz olabilir bu kayısı. Yani oldukça ben kayısı yemeye İtalya'ya, İngiltere'ye gidiyorum deyip uçak biletini al, geri gel, ye gel daha ucuza daha denk ucuza gelebilir. Gelebilir. Yani uygun bir zamanda denk ama bu şeyde özellikle son söyleyeyim de susayım peki. Yani ben kendi kendime dedim. Hayır canım gayet güzel. Bazı ürünlerin faturalarının olmadığı hikayesi çok beter bir evet. Şey. Çünkü vergilendirilmiş kazanç kutsaldır bunu bir kez daha söyleyelim. Harika. Vergilerimizi bravo. Verelim. Lütfen. Harikasın. Eğlenmek için giden insanların başına neler gelmiş. Şimdi Kahramanmaraş'ta oluyor efendim bu. Bu aletin içinde olanlar görülen şu anda Ranger adlı oyuncağın içindekiler tam bir saat havada asılı kaldılar. 23 kişi havada baş aşağı asılı kaldı. Eğlenmek için gittiler, kabusu yaşadılar. Kahramanmaraş'taki Luna Park'ta Ranger adındaki bu oyuncak tam havaya kalktığı sırada arızalandı. 23 kişi havada ters bir şekilde kaldı. Adrenalin dolu eğlence yerini korku dolu bekleyişe bıraktı. Bir saat süren o bekleyişin sonunda mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle işte böyle kurtarıldı. 5 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evet, şimdi bakımlardan bahsediyoruz. Belli ki yoğun, tam yaz günü. Çoluk çocuğun en büyük eğlencelik alanı yani kendimizi bildiğimizden beri bu renkli döner Luna Park'ları gördüğümüz anda ben hep oraya gitmek isterdim. Beni oraya götürün. Yani şimdi çocuksun düşün orada bir yer var annen baban seni götürüyor işte ablan abin götürüyor. Hatta yaşı büyük insanların da buna macera tutkunu olanlar da var. Şuna binelim hadi daha enteresanı gelmiş bu, vesaire gibi. Çocuk buna binemez canım. Yani işte belli bir yaş sınırı da var. Yani eğlencelik bir alan sonuç itibariyle. Aynen. Çok yoğun da baksana tıkka basa dolu.
Yani iki tarafın içinde adeta bir kafesin içine girmişler. Yani ben bu tarz şeylerden biraz korkak bir insanı biliyorsun. Sen biraz daha cesursun. Hayır canım, ben de bilmem yani. Bravo. Bunu, helal olsun. Yani öncelikle bunu bir söyleyeyim. Almışlar. Hani o göze almışlar gerçekten. Böyle dönüyor. Tamam. Yani dünyada bunun türevleri var. Gerçekten bunun için böyle kocaman kocaman parklar, tema parklar yapılıyor. Ve gerçekten de çok güzel hikayeler aslında bunlar. Fakat gel gör ki yine kontrol burada var mıydı acaba? Teknik bakımı yapılmış mıydı? En son ne zaman işte bunda bir aksaklık hissedilip üstü kapatılmıştı? Ben bu soruları soruyorum. Çünkü onun içinde herhangi birimiz, benim oğlum, senin kardeşin, yeğenin, herkes olabilirdi. Vallahi Ebru, yani böyle bir sorun ortaya çıktığına göre bir sıkıntı var. Nerede bu sıkıntı? Ya elbette ki yani istediğin kadar bahane sun yani. Ay çok sıcaktı, vidalar gevşedi, bilmem. Hepsi tek bakıma giriyor. Yani gündüz vakti bu bakımları yapacaksın. Gece vakti insanlar geliyor zaten oraya. Çok tam bir kabus. Gün boyunca durmadan mı çalıştı bir yerde? Hayır, takma gündüz etti. Çalışmıyor zaten bunlar. Ha, geceleri mi açıyor? Tabii canım, yani hani belli bir saat daha sonra gündüz o sıcakta Kahramanmaraş gibi yerde. Çok zor. Bir de tam bir kabus değil mi şu? Saatlerce yani düz böyle de durmuyorsun. Baş aşağı bir saat boyunca ve hemen de tahliye edilecek bir durum değil. İlla ki bir itfaiyenin gelmesi lazım. Tek tek tahliye vesaire vesaire. Ve her an çat diye kopup aşağı doğru düşebilirsin. Şey olabilir de yani. Şey dolayısıyla bu tür şeylerde çok dikkat etmek lazım. Dünyanın her yerinde büyük problem. Ama kimi ülkelerde daha da problem olabiliyor. Ben açıkçası biner ya da binmez macera tutkunları gider yapar eder ama Ebru'cum gerçekten yürek yemiş olmak lazım. Ya büyük böyle bir sektör var. Bunu çok severek binenler de var dediğin gibi binsinler, yani. Binsinler, onda bir sıkıntı yok ama gel gör ki evet. Bunun hani aletini, edevatını, bilmem ne, teknik hadisesini yapmıyorsan sıkıntı. Evet. Herhalde ondandır. Bir açıklama bekleriz. Evet. En azından yetkili kurumlardan ya. Evet, daha önce bunu daha faciayla sonuçlanan örneklerini görmüştük dünyada ve hatta bizim dünyada de ülkemizde. Dünyada oldu canım. İsveç'te oldu ya. Aa dediğimiz yerde oldu. Yani ya kopup gitseydi mesela Ranger denen hadise Kahramanmaraş'ın ta neresine düşse mesela. Orada binanın bir tanesine girse zaten Allah korusun depremi en beterini yaşamışlar. Evet. Yani ah be kardeşim. Ya bu işler biraz gerçekten bu teknik mekanik işlerde gerçekten ciddi başka bir gözün bunu inceliyor olması lazım. Yani sadece bize özel bir şey değil. İşte Almanya diyorsun, teknolojisine, kurallara en çok uygun, saat başa bütün yağları, teknik motor, her türlü kontrolünün yapılan yerde de yaşandı bu olay. Yani orada yaşandı diye burada mı yaşanacak? Hayır. Yani demek ki bu tarz aletlerin ekstra bir başka gözle dikkat edilmesi gerekiyor. Yani en biz bu işi biliriz diyenlerin de başına neler geldi. Ya da asacaklar böyle şu tarih asansörlerde olur ya, şu tarihte bakımı yapılmıştır, şu saatte. Bakacak vatandaş da tamam diyecek, parasını verecek. Gün içinde belli bir dönme limiti var. Sonun üzerine çıkmayacak. Bu alet şu kadar dönüyor, bu kadar ağır. Neyse artık büyük yani. Geçmiş olsun. Geçmişler olsun gerçekten. Peki buyurunuz. Kağıthane'de İstanbul'da iki adam trafikte tartışıyor anladığımız kadarıyla ve sürücünün önünü kesiyor. Ve araçlarından inen magandalardan biri şoförü tehdit ediyor, saldırıyor. İstanbul'da bir trafik macerasından görüntüler bize, buyurunuz. Abi yolcu var arabada, bir dur ya. Abi tamam da niye vuruyorsunuz ya? Senin abinin... Küfürler, hakaretler ve ikisi aynı anda. Camdan darp ettikleri yetmedi, kapıyı açtılar. Direksiyon başında telefonla konuşurken neye uğradığını şaşırdı. Önünü kesen iki kişiden biri önce tehdit edip sonra da saldırmaya kalktı. Abi sarhoşsunuz tamam da niye bunu yapıyorsunuz? Ne yaptığını farkında. Abi ne yaptım değil bak. Aracıyla turist taşıyan İbrahim Peker'in Kağıthane'de ilerlerken bir otomobil önünü kesti. Abim bir dakika dur şimdi bak bir dakika telefonla konuşun. Arabadan inen iki adamdan biri bağırıp camdan saldırmaya çalıştı. İlk başta aynama tekme atıyorlar. Açık olan camımdan bana saldırıyorlar. Abi tamam da niye vuruyorsunuz ya? Şerit geçiyorsun, kornaya basıyorsun. Şerit geçmiyorum, gidiyorsun. Yolumda gidiyorum abi. Oğlum, ben arabada ya. Kamera var, yalan konuşma. Oğlum sen o burnunu kırar hemen. Tam gidecekken geri dönüp tehdit yağdırdı. Tamam dedim sana. Tamam bak bırak git abi. Abi bırak git şimdi gece. Oğlum dur bak. Kameradan bir şey çıkar. Senin var ya. İbrahim Peker ikisinden de şikayetçi olacağını söyledi. Şimdi bu başına bu iş gelen beyefendinin iç sesiyim ben. Arabaya bindi, geri gidiyor. Bütün bunlara maruz kaldı. Şunu sormuştur herhalde kendine. Abi ben ne yaşadım biraz önce? Ne yaşadım, niye yaşadım? Ben ne yapmış olabilirim? Yolumda gidiyorum. Ha üstüme kırdı kırmadı, arabadan iki tane insan indi. Ve bana bunları söyledi. Ve beni bunlarla tehdit etti. Bir de üstüne giderken gitmeye çalışıyorum. Abicim tamam ne olursun
uzak dur benden derken bir şeylerle daha tehdit etti. Bir dakika ya, ben ne yaşadım? Niye yaşıyorum ben bunu? Ben bu kadar güvensiz bir ortamda mı yaşamak zorundayım? Ben ne yaptım? Hangi hatayı yaptım? İnsan olarak ikimizin de aynı şartlarda yolda gitme hakkımız var. Hı. Bu ne peki? Buna ne deniyor Murat? Ne deniyor? Bol bol yaşıyoruz. Var mı bir adı psikolojide? Psikolojide var mı bilmiyorum da işte. Bize... Magandalık. Ne diyeceksin başka Allah aşkına yani? Şimdi öncesinde bir hani tabiri caizse ne bileyim bir kapışma şu bu falan filan var mı işte yok mu yok. Bilemem. Yani gelip de bu aracın önüne birdenbire direksiyon kırmaları çok görüyoruz. Evet. Son zamanlarda demeyeyim de, yani son zamanlar diyeyim işte 5-10 yıldır falan filan baya baya bir görüyoruz. Şimdi bu arkadaşların tabii hani kanlarında ne var ya da madde bağımlıları mı değil mi ya da başka bir şey mi onu bilemem vesaire, ama özellikle bu alt bilinç ya da ne bileyim mağara devrindeki insana dönme hadisesi trafikte çok ortaya çıkabiliyor. Ve buna maruz kalıyorsak mesela, ben bir de şöyle bir şey, mesela otobüse, minibüse, bu tür şeylere, mesela yolcu taşıyor, turist taşıyor mesela, oteline falan götürüyor galiba. O tür araçlara biraz daha saygılı yaklaşmak lazım. Çünkü hem büyük araçlar hem de içinde daha fazla yolcu var falan filan. Bu tür bir hadiseyle maruz kalsam ben muhtemelen ağam paşam derim, özür dilerim, pardon. Ne bileyim bildiğim bütün dillerde özürleri sıralarım. Çünkü ondan sonra o adamı orada kilitlerim. Yapacak evet. Başka hiçbir şey yok. Ben haklı olsam dahi. Aman güzel kardeşlerim, bunu ben yaparım. Ya haklı olsam bile, ya kardeşim buluttan nem kapma durumumuz var bizim. Yani genel olarak toplumda, özellikle İstanbul'da. Evet. Öyle olunca da şimdi sen bu adama ne anlatacaksın? Bu adamın şunun bas bas bağırışlarını, çağrışlarını ciddiye alıp da cevap mı vereceksin? Hayır. Geri gidecek misin? Özür dilerim. Paşasın, kralsın, başkansın, en büyük sensin. Alkışlıyorum diyeceksin, yoluna devam edeceksin falan. Peki çevirelim. Tam tersi olduğunu düşün. Kırdılar önüne. Çünkü o kadar korktular ve arkadaki adam onlara öyle bir hareket yaptı ki kaza olmak üzereydi. İkisi birden can haliyle arabadan indiler. Abi ne yapıyorsun? Az daha kaza yapacaktık. Canımıza mı kastediyorsun? Durduk yerde yolumuzda gidiyorduk. Sen bizden ne istiyorsun? Versiyonunu düşünelim. O da olabilir. Olabilir. O da olabilir. Ama yani bir insanın işte haklı noktadan haksıza geldiği hikaye burada. Gözler önüne. Bilemiyoruz çok net bir şekilde bir geliyor. Evet. Ya bilemiyoruz. Çünkü ak dediğimiz bugün kara çıkabiliyor, kara dediğimiz yarın ak çıkabiliyor. Evet. Bir öncesinde 100 metrede kim bilir neler oldu. Yani bizim burada esas olan o bunu yaptı, evet. Bunu yaptı falan filandan ziyade kafa olarak trafikte nasıl ilerleyeceğimiz. Allah'tan konuşarak ilerleyebilmişler. Yani geçtiğimiz günlerde abi neyle çıktı arabadan? Elinde işte türlü türlü hikayelerle, biliyorsun. Yani bu konularda hemen gerçekten çözülemez bir konu varsa bir polise başvurmak, yardım çağırmak, aramak. Vakit vaktin oluyorsa. Evet. Çünkü dayağı da yiyebilirsin orada. Evet. Hadi bakalım. Evet, pekala. Ne olur, ne olur. Aman gaza gelmeyin. Özellikle bu zaman dilimlerinde. Sen haklı olsan bile özrünü dile kardeş. Evet, ne? Dolunay mı vardı? Merkür mü geliyor? Merkür bugün bitiyor galiba Ebru. Öyle biliyor mi? Musun? Hayırlı olsun. Sonra? Ne başlıyor? Sonrasını sonrası öğrensin artık. Sonrası astrologlara soracağız. Nedir, ne oluyor diye. Yeteri kadar zorluk var. Şimdi Ebru, sanatçılarımız arasında yavrularıyla büyük problemler yaşanıyor. Ya da eş, dost, akraba arasında. İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak dedi ki ben Tatlıses soyadını kaldırıyorum. Yavrular arasında sen şey yapıyorsun. Angelina Jolie, Brad Pitt, bir dakika dünyada da var bu. Brad Pitt soyadını kızı tamam, gidip işte, bırakmak biz de dünyanın kopan bir parçası değiliz ki. Ayrı bir tabii. Evrende yaşamıyoruz. Aynen. Dünyada da var. Nasıl ondan sonra geliyor bizim Özcan Deniz. Diyor ki ey sen kardeşim, elimde videolarım var, ne yapacağım göreceksin. Öbürü diyor ki bilmem ne. En son sevgili Ferdi Tayfur'la kızı Tuğçe Tayfur, bilemem o soyadı kullanabiliyor muyuz, ama Tuğçe Aydın arasında sular durulmuyor. Bir de işin bu tarafı patlak verdi dün. Şimdi ne olmuş? Ferdi Tayfur kızına diyor ki benim soyadımı kullanamazsın. Ha, senin ticari soyadın, amaçlı. Ticari amaç ne demek? Kızın adı Tuğçe Tayfur. Ya atıyorum, bir dükkan açacaksan, bir kahveci dükkanı ya da ne bileyim bir halıcı falan açacaksan Tuğçe Tayfur halıcı dükkanı açamıyorsun. Şimdi mesela. Benim babam mesela benim soyadını aldığım insan yani aile. Diyor ki bana babam, Ebru Akel olamazsın sen. Olamazsın diyor. Yani sen Akel soyadını bırak çünkü sen benim adımı ticari anlamda kullanamazsın soyadımı. Ya var mı böyle bir şey? İşte İnsan olmuş. Kendini ne kadar garip hisseder yani, bunun çok tarifi yok. Ne yapabilirim ki ben? İstediği kadar bagajda ne yaşanıyor, yaşansın ne olsun falan filan. Bir babanın olsun. Bir kızın bu hale geliyor olması çok can sıkıcı. Çok can, çok evet. Üzücü. Yani arada neler yaşanıyor tabii ki bilmiyoruz ama şimdi usta bir de affedersin kızının... Böyle bir şey olursa suç duyurusunda bulunurum diyor. Yani hani kullanamazsın diyor. Hapishane olayları falan filan. Evet. Vay vay vay. Avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla Ferdi Tayfur müvekkilim diyor. Sayın Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Aydın arasında gelişen bir takım özel nedenlerden dolayı. Şimdi özel neden deyince ben oraya girmek istemem. Tabii.
Bize ilgilendirmez, aile çekiyor. Müvekkilimizin Tayfur soyadının Tuğçe Aydın tarafından gerek görsel gerekse işitsel olarak ticari amaçlarla kullanılması da ve işte Ferdi Tayfur'un kendisine ait eserlerin Tuğçe Aydın tarafından sosyal medya, dijital mecralar ve sahnelerde okunmasına rızasının olmadığı ifadesine yer verdi. Deniyor avukatı tarafından yapılan bu açıklamada. Benim şarkılarımı söylemeyecek, benim soyadımı kullanmayacak, benimle yani markalaşmayacak. Kendi başına markalaşırsa ne yaparsan yap diyor mesela. Diyor ki ben seni kardeşim reddediyorum gibi bir şey bu herhalde. Tabii. Kızı ne diyor cevap olarak? O da diyor ki bu soyadı bana leylekler vermedi. Babamsın ya, o yüzden soyadım Tayfur. Paranızın bittiğini bilseydim eşimle size yardımcı olurdum. Ha işin işte para mı girmiş şimdi? Bu maddi hadise her şeyi anayı babasından ayırıyor vesaire. Bu işin bir de inanmadığın ahireti var ve baba. Peki olur, sorun yok, Tuğçe Aydın olarak devam ederim diye bir karşılık vermiş. Genelde diyor Tuğçe, çocuklar mal mülk peşine düşer. Burada baba ve yeğeninin mal mülk peşine düşmesini hayretle izliyorum. Yeğenin dediği de Şirin Hanım. Babasının aynı zamanda basın ve halkla ilişkilerini yapan bir kişi. Ortada da galiba birazcık karıştıran kişi olduğu söyleniyor. İddia. İddiaya göre. Hmm. Marka hesabıma bloke koydurmuşsun. Benim çocuklarımın rızkına yani. Ama üzgünüm. Sen ve senin yanındakilerin istedikleri olmayacak ve ben çocuklarımın rızkını size yedirmeyeceğim. Bir rızk, para, pul işi işinin içine girince dünya değişiyor. Tuğçe Tayfur, Fikri Sinai mülkiye hakları, marka, patent hakları 2023'te tarafımızca alındı. Çünkü gelecekte bunu yapacağınızı, seni parmaklarında oynatacaklarını biliyordum. Ne acı ki, ne acı ki, umarım yanlışından dönersin. İşte karşılıklı olarak bunu. Ifadeler buna var. Bunu da yaptırırlar. Yarın bir gün benim soyadımı da... Valla yarın bir gün yani hayır, soyadmayat da Ferdi Bey'den yine başka bir açıklama gelir. Aslında işin başka bir boyutu ortaya çıkar. Oradan bir açıklama gelir, aslında işin başka bir boyutu ortaya çıkar. Ama niye bu babalar, kızlar, babalar, oğullar, babalar, evlatlar, anneler, oğullar vesaire vesaire böyle bir çatlama, bir patlama yaşanıyor? Onu ben çok üzülerek izliyorum. Necla Hanım acaba bu konuda ne diyor onu bilmiyorum. Ferdi Tayfur'un hayranları acaba bu konuda bir devreye girer mi biliyorsun? Ferdi Baba olarak ya, anılıyor. Çok çok sevilen, çok saygı duyulan yılların Ferdi Tayfur'undan bahsediyoruz. Ve kendisi ama işte aile içinde bu sıkıntı yaşanınca... Bu konuyla gündeme gelip konuşuyor olmak hiç istemezdik. Ne onun ne ailesinin herhangi bir ismi. Baksana fakat, son Allah yani hani Marlon Brando'nun yavruları da bir araya şey birbirine girmişti para pul yüzünden. İşte bu para denen Leon, şey... Yeni hayatını kaybetti yine arkadan bir sürü şey öyle mi böyle mi? Lanet olsun. Gerçekten zor işler. Bir de damat konuştu galiba değil mi? Damat, asıl damat konuştu. Hmm. Şimdi onu izleyelim istersen. Muhammed Aydın. Avukatının, öncelikle merhaba, Ferdi Tayfur olan kayınpederimin avukatının adı altından benim karıma sopa gösterişini hazmedilen bir adam olarak aile hiyerarşisine artık karışıyor. Çünkü Tuğçe sahipsiz bey. Ferdi Bey, ben sizin damadınızım. 24 tane şube oldu. 9 tane yeni imzaladım. 50 şubeye doğru gidiyor. Gelip desen ki damat, gel buraya markana el koydum. Parasız pulsuz elinden aldım desen sana vermiyor muyum? Babamsın ya, bu markada benim Fikri Sinai mülki haklarının patenti alındı. Tamam, benim patentli markam, sen söz sahibi bile değilsin. Bak Ferdi Bey, ben karısı için, ailesi için mermi yemesi gerekiyorsa yiyecek bir adam, yiyebilecek bir adam. Denenmedi mi? Denendi. Sen benim karıma hiçbir avukat üzerinden adı altından sopa gösteremezsin. Benim karımın kimlikteki soy ismi Aydın. Ama maalesef leylekler getirmedi ya benim karıma. Senin soy ismin ya, mecbur ya, kızın ya. Ya tüm Türkiye'ye baba olup kızına baba olamayan bir adam bir de avukat kullanıyor. Çok görmemek lazım ya. Alkışlıyorum. Ferdi Baba. Benim karımı da sakın bir daha hiç avukat üzerinden yok böyle yaparsan şöyle olur falan. Ben sevmem böyle şeyler. Tamam mı? Bana dobra gelin dobra. Ben Anadolu çocuğuyum. Ben böyle kelime oyunlarını da bilmem. Yok bilmem ne. Benim karım bu soy ismi senden ötürü kullanıyor. Bu saatten sonra kullanmasın diye ben söylüyordum ama inadına kullanacak. Alışkın değilsin değil mi? Kızının güçlü bir adamla, doğru bir adamla, dürüst bir adamla evli olmasına. Çünkü baba olmayı bilmemişsin ki sen ya. Sen ancak kızını eleştirmişsin bugüne kadar. Öncelikle merhaba. Of of of. Of gerçekten. Vallahi ifadeler fena. Yani ya aile daha doğrusu, içi hesaplaşmaların... Aile içi hesaplaşma, kavga, gürültü, tartışma artık ne varsa ama böyle birlik tanıdık simaların bu şekilde de aksettiriyor olması sanat dünyamız açısından da can sıkıcı. Ben üzülerek izliyorum maalesef. Kesinlikle. İnşallah tez zamanda sulh
kazanır Ebru'cu. Umarım. Evet. Bak geçen günlerde de işte neler oldu. Entübe edildi Reha Beyciğim ve arkasından olaylar. Neler ardından yaşam. İşte dediğim gibi tatlı sesin falan filan. Yani gerek yok Özcan Deniz'in hadisesi falan. Hiç gerek yok bu tür hadiselere. Kesinlikle kendi aranızda öyle. Çözün kardeşlerim ya. Ha? Evet, yani bu lisana, bu üsluba da hiç gerek yok. Hadi bakalım. İşte gelip geçiyor herkes yani geride bıraktın. Nedir ki? Nedir neyse. Ki? Yani bir sıcak gelişme vereyim mi? Son verelim, dakika hadi gelişmesi lütfen, hemen. Evet, Küçükçekmece'mizde bir metrobüs kazası söz konusu. Yaralılar var Sefaköy'de. Evet. Metrobüs kazasının meydana geldiği zaten görüntüleri de sıcak sıcak aktarıyoruz size. Son dakika size. Haberidir. Evet. İlk bilgilere göre maalesef işte herhangi bir can kaybı söz konusu değil ama yaralıların olduğu ve kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde de bir aksama yaşandığı evet. ifade ediliyor. Gelişmeleri bildiriyor olacağız bize geldikçe. Az önce elimize gelen bir haber. Görüntüler sıcağı sıcağına şu an sizlere ulaştırılıyor efendim. Küçükçekmece Sefaköy'de bir metrobüs kazaya karıştı. Olay yerinde gördüğünüz eski havalimanının üzere. Orası ya. Evet. Eski Atatürk Havalimanı'nın bize hemen. Bize çok yakın bir noktada şu anda. Bize evet aynen öyle. Dolayısıyla metrobüsle gideceksek hemen aksamalar var güzel kardeşlerim. Evet. Siz de dikkat edin. Niye nasıl oldu? Hani orada ne çalışmalar efendim? Da var yer evet. yer. Hani zincirleme bir kazanın da olduğu ifade edilmiş. Evet. Büyük 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 geçmiş olsun. Bugün de okuma toplantısı var bir taraftan da. Evet. Konu gündeme yatırılır. Tez zamanda da trafik eski haline döner inşallah. İnşallah. Geçmiş olsun. Pekala. Hadi dünyada neler oluyor bitiyor. Şöyle bir bakalım. Robert De Niro'dan bir bahis açacağız. 81. Ya? Doğum gününü kutladı. Oh Allah uzun bundan versin. 2 yıl önce bak şu an kucağında da 2 yaşındaki son çocuğunun fotoğrafı var. Çünkü 79 yaşında tam 7. kez babalık duygusunu tattı Robert De Niro. Dünyaca bizim Özcan ünlü Deniz, İtalyan aktör. 53 yaşındayım artık çocuğa gerek yok. Yani korkuyorum. Evet. Derken Robert De Niro abimiz evet maşallah 79'una evet bir tane yavrusu meydana evet. gelmiş. Ve 81. doğum gününde özel bir yattan denize atladı. Ve kızı tarafından da bu şekilde o anlar. Kızı of. Drena De Niro bakın sosyal medya hesabından nasıl paylaştı. Oh my nasıl God. Ya gerçekten mi? Dublörüdür ya. Helal olsun. Oh my God. Çılgınca bir abisi. Oh my God, you are right. Aman tanrım, aman tanrım diyor ya ben buradan. İnanamıyor şaşkınlık içinde. O da çok mutlu bunu yapabildiği için. Dublörü değil değil mi? Yok yok kendisi canım bayağı. Bayağı kendisi. Yani. Çünkü Tom Cruise falan da kendisi yapıyor son olimpiyat kapanışında gördük arkadaşı. Evet. Vallahi ama o mavi ya da yeşil artık turkuaz sulara atlamak da yani 100-200 yaşında olsan yine yaparsın onu. Dün 102 yaşında uçaktan atlayan teyzemizi verdik. Ne farkı var maşallah. Yani teyze demiyorum arkadaşım demek istiyorum ben kendisine gerçi de. O bana teyze diyebilir. Vallahi helal olsun Robert De Niro. Demek ki gücü, kuvveti hem fiziksel sağlığı da yerinde ki iyi bakıyor kendine. Vallahi anları, bu anları görüyoruz atıyorum. Bir saat sonra acaba ne durumda? Bir de ona bir bakmak lazım. Onu da paylaşsaydık keşke. Uzun uzun ömürler diliyoruz. Dünya sinema tarihinin efsanesi. İsimlerinden biri. Kesinlikle evet. Yani. Buyurun. Baba kızın tangosu büyük beğeni topladı. Evet. Erol Evgin. Evet. Murat vardı evladı. Kızı da görmeye başladık. Evet. Onunla beraber şahane bir tango gerçekleştirdiler. Bir izleyelim bakalım Ebru'cuğum. Gez istersen dünyayı bir baştan bir başa binlerce duyguyu binlerce özlemi bir solukta yaşa ama bil ki yine gerçekten. Git gör istersen dünyayı bir baştan bir aşağı. Bir daha geçelim şurada ya. Gel gel. Tak şey. Boşuna şunu bil ki yine Murat'ma. Şöyle yap bari. En kolayı bu. En önemli gelin. Gelemedik. Şahane gerçekten. Neden yaptık? Hayır ben Erol abimi gölgelememek için dans olayım. Etmeme gayreti gösterdim. Ama güzel oldu. Şimdi Erol Evgin'le Dans Et isimli yeni konser maratonunun projesinde duyurusunu biz de böyle yaptık buradan sevgili Erol Beyciğim. Sevgi selam gönderiyoruz size. Murat'a birazcık tango öğretirseniz çok mutlu vallahi olurum. Şahane zira olur. Ben sizinle dans etmek üzere geleceğim. İnşallah. Çünkü tabiri caizse kütük gibiyim farkındaysan. Daha evet fenayım ya. En basitini yapacaksın hani böyle. İşte en basitini bile yapamayacak yaparsın, durumdayım. Yaparsın. Beni bundan sonra yok, bu tür canım, işlere alet etti. Etme. Geçtiğimiz sene Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken sen de muhteşem. İşte bir yıl üzerinden geçti dolayısıyla iyice kütükleşmişim. Nasıl dans ettik?
Yapıyorsun, yapıyorsun. Peki sadece hakkını tango mu yemem. Yapacak acaba? Bunu merak ediyorum. Mesela işin içine halay da girer mi ya da başka bir şey? Hani çünkü Erol Evgin'le dans et dediğin zaman tangoyla evet. Koca bir iki saat geçmez. Şarkılarına göre dansları da bence ekleyecek. Horonlar falan filan devreye girer mi acaba? Evet. Onu da paylaşırsınız Erol abicim. Şahane. Harikulade olur. Sevgi selam olsun efendim. Sevgi selam da bu arada işte bizim de Robert De Niro'muz gibi hiç yaşlanmayan ve yaş almayan harikulade sanatçılarımızdan bir tanesi. Robert De Niro'nun erkek kardeşi. Yaşında yani daha çok genç. Peki şimdi bir söz çıktı mı bir laf onu sürekli bir açıklama zorunda kalıyorsun. Durumunda kalıyorsun ve bu gerçekten çok can sıkıcı bir şey evliliklerde. Ateş olmayan yerden de o laflar çok çıkmıyor. Ya tamam biliyorsun. Olabilir yani insanlar tartışabilirler. Evliyken de, sevgiliyken de, partnerken de, arkadaşken de tartışabilirler. Yani tartışmak da konuşma üslubunun bir şeyi. Yani bir konu hakkında anlaşamazsın, bir şeye çatışırsın, biraz uzak durursun, küsersin sonra toparlarsın mesela. Yani serde gerçek bir sevgi varsa insan üzerine bir şey inşa edebilir bence. Şimdi Pelin Akile yine katıldığı bir organizasyonda yine boşanma iddiaları soruldu. Bir cevap vermiş kendisi. İzleyelim. Sormamız da gerekiyor. Evimiz üzerinde biliyorsunuz ki kara bulutlar bir dolaşıyordu. Bulutlar. Bitmedi. Bitmedi. Bayağı. Ve ben artık onun tekniğini anladım. Onu anladım ya nasıl yaptıklarını. Mesela şey diyor işte Pelin Akil diyor şimdi bak burayı da kesip konuş. Pelin Akil boşanma haberini işte doğruladı diyor tamam mı? Story'mizde diyor. Sonra gidiyorsun tak 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 bakıyorsun nerede çıkacak? Yok. Öyle bir şey yok. Şimdi ben de öyle bir şey paylaşacağım dedim onunla ya. Bir spot post koyacağım. Bize. Diyeceğim ki story'de işte mesela atıyorum. Allah Atan çocuklarına şiddet uyguladı. bunu story'imde görebilirsiniz. Ben bunu yapacağım ya. Vallahi deneyeceğim. Az sonra da bize verdin işte. Gerçekten. Bir daha sonra deseniz tak, tam tak, oluyor. Az sonra. Ha verdin mi? Evet. Allah kameralara bakarak bir daha ver misin? Hayır demedim. Asla yapacağım bir şey zaten değil. Ama yani gerçekten bunu kullanıyorlar ve bu tufaya da düşüyor herkes. Yani bunun artık... Bunun böyle olmadığını anlayın arkadaşlar. O sadece story'e tıklamanız için yapılan şeyler. Bu bir dijital dolandırıcılık mı sizce? Öyle tabii ki. Hiç dolandırıldınız mı bugüne kadar? Ben dolandırılmadım ya. Ama şimdi bunu söyledim ya. Ben dolandırılmam diye herkes beni dolandırmanın peşine düşüyormuş. Yani tabii hayat bu. Allah korusun başımıza umarım gelmez. Şu ana kadar öyle bir şey olmadı. Dijital dolandırıcılık geldi bizim başımıza diyor. Yani bakın ayrılıyorlar, boşanıyorlar. İşte girin bakın şu anda hikayede diye mesela. Yani giriyorsun bakıyorsun ne hikayede öyle bir şey yok ama hani böyle haber satmak gibi önden bir şey var ya. Genelleştirme amacını bazıları da bam 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 cevaplarını veriyor yani. Ama ne tarafından baktığına bağlı bu duruma. Biz diyor böyle bir dijital dolandırıcılıktır bence. Yani soruya evet diyor olabilir çünkü hani bir şey yokken bizim hakkımızda bu yazılabiliyor. Ha. Allah tabii ki mutlu mesut olsun. İki tane harika evlatları var. Çok da yakışan bir çift. Ama bilemezsin içlerinde ne yaşandığını. Kendi aralarında çözerler, çözemezler. Yani şimdi şöyle bir taraftan da ya çift olarak sosyal medyadan çok güzel bir girişimleri var ve çok da güzel marka işbirlikleri yapıyorlar. Şimdi sen velev ki madalyonun diğer tarafından bakıyorum. Velev ki bir boşanma hadisesi ya da ayrılma hadisesi bile olsa bunu sürdürmek durumundasın. Çünkü güzel paralar da geliyor oradan. Aile geçimi falan filan. Yani... Amayı mamayı ben hadi sen istediğini söyle. Yani bu ayrılsak da beraberize geliyor iş. Anladın mı? İşin içinde mesela çok güzel marka birlikleri öyle 100-200 bin liralardan da bahsetmiyoruz yeri geliyor. Evet. Milyon milyon paralar. Dolayısıyla böyle hazır bir durum da varken ama arkadaşlar da niye sorsun sürekli bir sıkıntı tabii mı var canım. Mı diye. Tabii ha, ki. Şöyle bir şey bu dijital dolandırıcılık dersin ya da demezsin. İki cümleyle arkadaşlar teşekkür ediyorum bu konu benim canımı sıkıyor. Hop der gidersin evet. Kimse de bir şey sormaz. Doğru. Ya da sormaya kalkamaz. Doğru. Yani ateş olmayan yerden duman çıkar çıkmaz hadisesini bir kenara bırak da işin bir de bu tarafından bak. Bir sıkıntı varsa bile bunu sümen altı edip yolumuza devam edelim diyecekler. Nihayetinde çocukların babası, nihayetinde çocukların annesi. Ortada iki tane güzel kızı var. Tabii canım. Yani hani bir de bir zaman diliminde ben ne zaman yıllardır görsem sürekli beraberler. Bir arkadaşlık olabiliyor yani. Hani bu saatten sonra da kavga gürültüyle ayrılacaklarını şayet ayrılsalar bile zannetmiyorum. Evet zaten çocukları var. Öyle bir şey olmasına da gerek yok. Yani kavgalı en azından. Ya oluyor insan evladı ya Ebru'cum. Her şey evet baksana abi. Baba kız arasında bile neler yaşanıyor diye verdik işte. Peki bir başka hikayeye gelelim. Şevval San bir davette görüntülendi. Oğlunuz Taro Emir'i Tekin'in evlenmesini ister miydiniz sorusu bir anneye. Demiş yok mu ki evet yani yok hayır. Benim paşa oğlum kimseyle Şevval evlenemez mi Şevval buna bir cevap diyecek. Vermiş ama daha da büyük bir cevap annesi vermiş. Leman San vermiş. Demiş ki torunu hakkında 35 yaşına gelene kadar evlenemez. 35 bareme bak. Limit koymuş. Yaş 35 yolun yarısı ya belki o mu?
Bir açıklama yaptı ki dedi ki 35 yaşına kadar evlenemez. Evlenmesin de dedi. Hadi ya. Evet. Ay nereden duyuyorsun? Ben duyuyorum. Annemden. Yok, röportajımız yaptık işte. Hadi ya. Çünkü. Evlenemez dedi. Evlenmesin. Evlenmesine de gerek yok dedi. Siz bu sayılara takılır mısınız yoksa Taro Bey'in evlenmesini de ister misiniz? Evlilikle ilgili fikrim o kadar şey değil yani. Ben evlilik meraklısı biri değilim ama gerçekten birlikte yol alacağı, hayat arkadaşları, oyun arkadaşları yapacağı bir aşk bulmasını çok isterim. O zaman da yani bunun yaşı yok yani, insan kaç yaşında olursa olsun. Ama şöyle bir şey, muhtemelen şunun için söylemiş de olabilir. Annem, biz hepimiz biraz işkolik bir aileyiz. Yani işimiz bizim için çok ön planda. Taro çıktığı yolculukta o yolun biraz daha başında gibi. Ve hem bir aileyi idare etmek, hem işinde kendini donatmak ve geliştirmek eş zamanlı olamayabilir. O yüzden belli bir yere geldikten sonra böyle bir seçim yapması daha mantıklı olur. Çok konuşturdunuz, hadi daha bir sürü insan var. Hocam efendim, sizin de güzel giden bir ilişkiniz var, onu da biliyorum. Sahne saatim geldi, değil mi? Bu yasak size de geçerli mi? Evet, yani aslında anneanne bir laf etmiş ama annenin de Leman sahamdan sonra Şevval'in de hani düşüncesi biraz net ortada. Biz işkolik bir aileyiz. Daha yolun çok başında olduğunu düşünüyorum. Hani kariyerinde daha biraz daha ilerler. Evlilikte tabii ki yapar. Ama hani 35'e sanki o da biraz yakın gibi. Yani bu iş planla, programla 35'te 40'ta olacak bir şeyse elbette evet. O plana göre gitsin de yani hani birdenbire biri karşısına çıkar. 30'unda evlenir. Birdenbire karşısında hiç kimse çıkmaz. 50'sine kadar gider mesela. Aynen. Ondan sonra ben evleneceğim der. Her şey olabilir. Lemansam'ın söylediği bir taraftan da kızlar çok peşinde Taro'nun. O nedenledir ki bir de ekmeğini eline sağlamca alsın. Günümüz baksana kira bilmem ne falan filan, kredi kartları vesaire vesaire, bunlarla yani sağlam bir şekilde evlilik yapsın. Evliliği de güzel gitsin anladığım kadarıyla diyor. Evet. Mesela Taro için erkeklerin 35, kadınların da 30 yaşından önce evlenmeleri ne biraz karşıyım diye de ifadesi var mesela. Sen mesela bir yavrum var değil mi? 35 der misin ya da 40 yaşından önce ben evlenmeyeceksin diye? Ben şimdi diyebilirim ben. Bak. Ben şimdi bile bir şey diyemiyorum kendi kararlarına. Hmm. Böyle bakıyorum. Mantıklı bir şekilde anlatıyorsa tamam diyorum. Yönlendirmem gerekiyorsa birkaç kapı açıyorum. Yani ya da şey der misin? Ama oğlum ben sana aşık olacağın zaman söyleyeceğim. O denmişti biliyorsun. Evet, şey der misin öyle bir bire şey? Birebir duymuştum o sözü. İçindeydim hatta. Yani, ne hissettin orada? Ya tabii o şimdi Semra Hanım'dan bahsediyorsun. Tamam canım, böyle bir laf edildi evet, Semra ya da Ayşe. Zamanında o evlilik yarışmalarında olduğu için ben sana kimi seveceğini, ne zaman aşık olacağını söylerim lafı. Tabii ki. Yani o tabii ki söylenebilir bir laf değil. O dedik. Bütün Türkiye'ce. Bütün alfabeyi saymış olmanız lazım. Oturdu. Yani herkese göre böyle bir tepkisel bir durum vardı orada. Fakat tabii ki yerini aldı, bak hala hafızalarda. Evet ama yani iyi bir şekilde mi hafızalarda, kötü bir şekilde? Bu kadar müdahale edilebilir mi? Mesela Leman Hanım'ın bu kadar ki böylesi ifadesi bir müdahale midir değil midir? Yoksa bir hani tavsiye midir? Oğlum 35 yaşından önce evlenme. Çünkü bir de yaşlar uzadı artık. 100 tabii yaşına canım kadar gidiyorsun. Tabii. Bak 81'inde adam denize hop diye cupluyor yani. 79'unda baba oluyor. Ha yani dolayısıyla 35 yaş, 30 yaş şu bu falan filan. Yani bir taraftan da ne yapacaksın Ebru biliyor musun? Allah sağ olsun. Rabbim ya, yazmışsa olmuş aynen diyeceksin öyle yani. Aman evet. Allah'ım 35'e kadar böyle. Bu sosyal medyada paylaşan influenza değil canım, o Instagramer. Instagramcı arkadaşlar, evet. Yapay zekayla artık neyse ki takip ediliyor. Heh. Videolarında reklam yapan ama reklam yaptığını gizleyenler hop radara takılıyorlar ki büyük büyük para cezaları da var. Mesela 500 binler, 600 binlerden bahsediyoruz lira olarak. Bir tanesi de onlardan Esra Ezmeci. O da çıktı konuştu. Bu parayı ödemiş mi ödememiş mi bakalım. Her anlarını paylaşıyor, tanıtım reklam yapıyor, para kazanıyorlar. İnfluencerlar yapay zeka radarına takıldı. Reklam yaptığını gizleyenlere ceza yağdı. Size neden ceza kesildi? Kitabımın linkini veriyorum. Ama orada linki verirken oraya bir ibare yazmamız gerekiyormuş. Ceza listesinde yok yok. Şeyma Subaşı'dan temizlik videolarıyla ünlü Cem Özkök'e, Meriç Keskin'den Derya Balta'ya,
Sibel Çetinkaya'dan Dilara Arıkanlı'ya tam 11 kişiye vergi cezası kesildi. Bizi takip edenlere onun reklam olduğunu belli etmiyormuşuz gibi olduğu için bu konuda ceza gerekiyor. Sosyal medya tanıtımlarında mercek altına alan Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu bu yılın ilk yarısında 11 influencer'a toplam 6 milyon 388.802 lira para cezası uyguladı. O influencer'lardan biri de ünlü psikolog Esra Ezmeci. Bu bize bir yazılı olarak geldi. Avukatım belli etti. Aa dedim, niye bu hani reklam yasa falan, hiç haberim yoktu o zaman. Sonra dediler sizin böyle ibareler koymanız gerekiyor. O güne kadar gerçekten koymamıştım. Çünkü afrodizyak özelliği çok etkili olan ve yüksek olan yağlardan oluşuyor. Size ne kadar ceza kesildi? 550 bin TL ceza kesildi. Bu tutar oldukça fazla ama çok da caydırıcı. Bilseydim koyardım diyorsunuz. Ne yapayım, niye ödeyeyim o kadar parayı? Tabii ki koyardım. 5-6 saat kadar kokusu uzun süreli gidiyor. Projeyle birlikte influencer paylaşımlarının reklam olduğunun açık ve anlaşılır şekilde ifade edilmeme oranı %57'den %11'e düştü. Aslında çok doğru bir şey bu arada. Hemen zaten cezamızı ödedik. Bir daha yapmazsınız. Bir daha yapmam. Caydırıcı cezalar Ebru'cuğum. Tabii şimdi o reklam ibaresi olarak yazdığın her şeyde senin mutlaka ya da hediye ya da davet ya da işte işbirliği gibi bir takım biliyorsun ibareler görüyoruz. Hepimiz bunları koyuyoruz. Hı-hı. İster istemez. Yani ya, gittiğim marka girince yerde, bunu koymak zorundasın. Ha, giriyorsun mesela hiçbir şey yok. Ben bir yerde oturuyorum, arkamda bir şeyin mesela ucu gözüküyor, ona da reklam yazmak zorundasın. Onun gibi. Yani iş oralara kadar geldi şu anda. Doğru. Biraz daha hassas bir nokta var. Çünkü sen reklam diye yazdığın her şeyi sonuç itibariyle faturalandırıyorsun ve karşında bir para alıyor oluyorsun. Dolayısıyla da bunun vergilendirme boyutunda da takip açısından kesinlikle kıymetli bir şeyi var. Baksana 11 kişiyi 6400 lira neredeyse, evet. 6 milyon 400 bin lira para kesilmiş. Evet. Ya kazançlara bak bir taraftan, hı-hı, da insanın influenza olası geliyor. Ya da neydi? Influencer mıydı? Instagramcı. Instagramcı mısın? Vay vay. Ne var? Eski o tatlı içerisinde günler geride kaldı anlayacağınız. Herkes, evet. Ama reklam dediğin zaman da davet, işbirliği falan dediğin zaman da İnsanlar da biliyor. İşbirliğinden ne zaman para aldığını anlayın arkadaşlar. Aynen. Hadi bakalım. Yani artık neyse. Ya. Buyurunuz. Gerçekten kimsenin inanamayacağı bir olay bu görüntü. Çünkü yediği tavuk butu martının boğazına kaçmıştı. Kim martının kaybetmiş de bulmuş o tavuk butunu? Yemiş oradan, almış takılmış. Çaresizce kanat çırpan hayvan sohbet eden gençlerin yanına uçup bir şekilde derdini anlatıyor ve bakın o gençler neler yapıyor. Martı baktım. Çocukların üstüne doğru geliyor. O anda çocuğa çarpar gibi oldu. Çocuk ellerini kaldırdı. Biz de o anda yere kondu. Yediği yemek boğazında kaldı. Nefesi kesilen martı yardım istemek için konduğu marketteki gençler tarafından kurtarıldı. Kanadından tutunca tavuk budu çıktı öksürdükten sonra. Bir grup arkadaş Sultan Gazi'deki marketin önünde sohbet ediyordu. Dakikalar sonra kimsenin beklemediği bir şey oldu. Bir tane martı böyle alçak uçuş sergiledi. Aradan bir iki dakika sonra geldi. Burada bir arkadaşımız oturuyor taburenin üstünde. Direkt onun suratına doğru müdahale yaptı. Yere konan martı yardım istercesine markete girdi. Olay daha da ilginçleşti. Martı'da bir anormallik hissettik. Su falan verdik. Normal şekilde yürüdü geri. Kuşun boğazına yemek takıldığı anlaşıldı. Gençler kanadından tutup adeta Heimlich manevrası yaptı. İçeri doğru girdi. İçeride martıya müdahale ettik. Tavuk yemiş, çiğ tavuk. Neyse ki martı kurtarıldı. Gökyüzüne doğru kanat açtı. Sonra bıraktık gitti. Vallahi helal olsun. Martının da kısmetine bak. Helal olsun gerçekten. Tavuğu yemiş ama işte bazen konuşuluyor ya, acaba biz ne yiyoruz kardeşim falan filan diye, hani tavuk martı falan çok, evet, konuşuluyordu bazen. Evet. Ama gördüğün martılar bile tavuk etini yiyebiliyorlar. Gayet güzel yani. Ama yiyemiyor. Boynuna oradaki takılmış. Hemlik manevrası ne kadar önemli burada? İstersen, evet, yapmak ister misin? Az önce dansımızı ettik. Bir de hemlik manevrası gösterelim. Ama bak ne kadar güzel dosta mesajlar gelmiş. Gözümüz gönlümüz açıldı. Sizi böyle görmek bizim harika. Bizim dansımızla. Murat Bey 37 yaşında görünüyorsunuz. Ne kadar kaç gençsiniz, dinamiksiniz. Bak 29. Onları söyleyince hoşuna gitti. Daha beter. Evet. 29'um ben Ebru. Pardon. İşte 37 görünmüşsün buradan yani. Hemlik, evet, manevrası ne kadar önemli anlayacağımız o. Ve öğrenmemiz lazım. Helal olsun. Kurda, benim de bir kuşa, arkadaşımın martıya başına gelmişti. Yaralı bir martı bulup alıp hemen veterinere götürmüştü. Yırtıcı hayvan kategorisine girdiği için de hemen onu aldılar. Götürdüler, tedavisini nesinde yaptılar. Nesinde ne varmış?
Kanadı kırılmıştı. Kanadı kırılmış. Aman evet, Allah korusun. Kutuya koyup götürmüşlerdi. Yani bu duyarlılıklar çok çok kıymetli. Bütün canlılara karşı bunu gösterebildikleri için de tebrik ediyorum. Anlamayabilirdi. Takip etmişler. Bir ileri bir geri. Martıya bak sen. Martıya'na yaklaşır mı? Haklısın. Tabii. Helal olsun. Hadi peki, bakalım. Buyurunuz. Şimdi bir düğün konvoyuna gideceğiz ama yani eğlencenin dozu kaçtı mı, kaçmadı mı? Çekiciler işin içinde, o orada bir şey yapıyor, yollar kapanıyor. Yani bu nasıl bir düğün konvoyu diyesi geliyor insana. Hadi bakalım. Yol yardım aracını magandalık aracı olarak kullandı. Sözde eğlencede yapılan taşkınlık Yalova'da kayda alındı. Bir çekici sürücüsü hızla ilerlerken direksiyonu bıraktı, aracın kapısını açıp ayağa kalktı. Kanada geliyor, kanada! Evet! Yaptıkları bununla da sınırlı değildi. Şehrin en işlek caddesini trafiğe kapattı. Arkadaşlarıyla birlikte kimseyi umursamadan göbek attı. Polis marifetmiş gibi sosyal medyada paylaşılan o görüntüleri ihbar saydı. Magandaların yakalanması için çalışma başlatıldı. Yani şimdi ne olur yanlış anlama beni. Nispeten diyeceğim. Tabii yapılan o ayakta gitmeler, o bir takım şovları falan sonra tartışacağız ama davullu zurnalı göbek atarak havada silahların uçuşmadığı, trafiğin, konvoyun kapatılmadığı, trafik akışının kapatılmadığı bir düğün eğlencesi. Ama bir yani o kadar bıçak sırtında gidiyor ki şu arkadaşın yaptığı. O, Yalova'nın içinde bir otoyoldan bahsediyoruz. Gidiyor ama o sırada arabayı kullanırken ayağa kalkıp, daha doğrusu kamyoneti kullanırken ayağa kalkıp orada muhabbetler falanlar filanlar. Ya bu nasıl bir eğlence anlayışı? Dedirtiyor insana. Ondan sonra yana çek, minibüsün üstünde çık, onu yap, bunu yap. Allah aşkına yani. Ya bence karıştırıyoruz işte orada yapılması gereken. Yani adrenalinle mutluluk hani. Her şeyin bir aşırılığını yaşamak istiyoruz evet. Niyeyse. Et yiyoruz adam sana 2 kilometre öteden eti fırlatıyor. Alevli bir şekilde yedirmeye çalışıyor. O onu bir şey yapıyor. Sürekli bir abartı var halimizde. Abartı var. Şuna eğlence der misin? Yani atıyorum ne bileyim başka bir ülkedeki yani daha nispeten makul bir ülkedeki insana göster. Aa yani o ne kadar eğlenceli falan filan derdi. Hani, ne yapıyor bu insanlar? Ne yapıyorsun? Yol kesmişsin, çekicisi orada, minibüsün üstüne çıkmışsın. Neymiş? Düğün konvoyu. Tabii vallahi ya o arada bak yeşilden kırmızıya dönüyor yani trafik akıyor bir taraftan. Bir de dakikalarca Ebru şimdi aranıyor şey ceza filan güya. Tabii tabii. Hani eyvallah yapılır edilir de yani nasıl vallahi ya? Buna neden haldeyiz silahların patlamadığı of, işte vesaire olmadığı kavgaların ya, olmadığı bir noktada. O arkada da sen ambulansla mesela atıyorum Allah korusun valide hanımı hastaneye yetiştirmeye çalışıyorsun. Kalp krizinde de yolda ölüyor. Hadi bakalım. Düşünsene. Bu ne ya? Kim verecek bunun hesabını sonra? Yani hesap mesela öncesinde bir düşünün taşının kardeşlerim. Düğün konvoyu ya. Hadi. Peki ne şehire gidiyoruz? Buyurun. Ya çok kolay insanları etiketlemek gerçekten. Etiketler işte oraya gitmeyin o ülkede çok hırsızlık var. Aman dikkat edin girdiğiniz andan itibaren taksiye öyle para vermeyin. Taksiyle pazarlık yapın vesaire gibi uyarılarla buraya gelen turistlerden dolayı ben utanıyorum, üzülüyorum. Yani bizim ülkemiz ama gerçeklik böyle payı da maalesef var. Yapmamalı, etmemeli de bir eğitimden geçirmek lazım genel evet. Olarak esnaf kardeşlerimizin bazıları. Yani şimdi bunlar ne duydularsa turisti soyuyor bizde, bizim ülkemizde. Nevşehir'deler. Arnavut turistler para dolu çantayı bir kafede unutuyorlar. Tamam, ne olur. Onlardan kaynağı. Hemen sonra gelen Güney Koreli turistler de çantayı çalıyorlar. Güney Koreli. Buyurun fıkra gibi. Turistlerin unuttuğu çantayı başka turistler çaldı. Nevşehir'de Arnavutluk'tan gelen 4 kişi gittikleri kafeden kalkarken içinde yaklaşık 600 bin liralık döviz olan çantayı sandalyede asılı unuttu. Onlardan hemen sonra ise Güney Koreli 2 kadın o masaya oturdu. Çantayı fark ettiler, işletmeciye teslim etmek yerine çalmayı tercih ettiler. Ama hesaba katmadıkları bir şey vardı. Güvenlik kamerası o anlarda kayıttaydı. Hırsız turistler 8 saat sonra yakalanıp gözaltına alındı. Vay vay vay. Ay nasıl olsa hani. Vallahi hırsızlığın dini, imanı, memleketi, şusu, busu yok Ebru'cum. Gördüğün gibi Arnavut
bırakıyor. Güney Koreli alıyor. Oradan Suriye'den arkadaş geliyor. Kenyalı bir arkadaş oradan geçerken selam verirken bizim bir Fransız var. O da götürüyor Bulgar arkadaşla beraber. Ya insanın hamuru her yerde değişik tabii ki. Nereli olduklarının da çok önemi yok. Fakat bizim ülkemizde bunun yaşanıyor olması. Bu kafecinin suçu günahı ne? Kofenam altında şu anda. Düşünebiliyor musun? Neyse, bir anda ne oldu? Kamera görüntülerine bakalım. Kaçta bıraktılar? Kaçta aldılar? Adamın dertsiz başına dert. Buyurun. De, abi ne oldu? 4 kişi geldi. Bir çay içtiler. Nakit, başıma gelene bak. O kadar nakiti taşımak da 600 bin lira ederinde döviz anladığım kadarıyla. Çünkü 600 bin lirayı taşımaya kalksa bir kamyonet olması lazım. O kadar para nereye sığacak? Ama burada bir küçük çantaya sığıvermiş. O da ilginç. Niye yanında taşıyorsun ne derler değil mi? Ev mi alacaklar, ne yapacaklar? Ne? Ev mi? 600 bin liraya. Bulursam ben de hemen gidip alırım. Şimdi biletimi alayım hemen. Herhalde tatil paraları ne bileyim Muratçığım yani göze aldıkları, harcamak üzere oldukları para. Yani ama taşımışlar, gelmişler gibi unuturlar. O da başka bir soru tabii ki. Kapalı. Bu arada valla Ebru'cum fırsat olsa da gitsek Kapadokya bölgesine. Evet, şu an harikulade. Çok güzel. Yılın her zamanı harikulade de. Hadi bakalım hayırlısı. Rabbim yazdıysa niye olmasın ki? Buyurun. Arnavutköy'de İstanbul'da madem Arnavutluk'tan geldik Arnavutköy'e bir adam havalandırma camından girdiği dükkandan 22 adet telefon çalmış. Ya. Evet. Alarm ötmüş. Sonrası ne mi? Yaklaşık bir 200 bin liralık bir zarar var. Cihazların hepsi akıllı telefonlu. 14-15 bin lira arasında bir fiyatları vardı. 22 adet cihaz çalındı. Şapkasını, eldivenlerini, maskesini taktı. Örümcek adam misali havalandırma camından içeri daldı. 22 telefonu çalan hırsız döke saça düşe kalka girdiği yerden kaçtı. 6 metrelik bir yüksekliğe 3 tane pazar tahsisini üst üste koyarak içeri girdi şahıs. Sıra dışı hırsızlık 5 gün önce İstanbul Arnavutköy'de yaşandı. Bakın şu anda havalandırma camının üzerinde bir kilit görüyorsunuz. Dükkan sahibi önlem amacıyla bu kilidi daha yeni taktırmış ama hırsız içeri girerken kilit yoktu. Önce çantasını yere attı, daha sonra o çantasına telefonları koymak için işe koyuldu. Yani şaşırdık, önlemimizi aldık. Biz zaten o kilidi en başından taktıracaktık ama unutuyorduk. Böyle bir şey beklemiyorduk yani. Yaklaşık 3,5 dakikasını aldı. Açtığı çekmecelerde bulduğu beğendiği telefonları tek tek çantasına attı. Pencere aşağı düştüğü gibi alarm çalmaya başlıyor. Alarm da çaldığı için panikledi. Bu masanın üzerine çıktı. Panikle hareket ettiği için düşmek üzereydi. Son anda düşmekten kurtuldu ve girdiği bu pencereden çıktı. Ayağı takılıyor tabii orada. Hani dengesini kaybediyor. Kaçan hırsız kısa sürede yakalandı. 10 ayrı suç kaydı olduğu anlaşılan zanlı tutuklanıp cezaevine yollandı. Vay vay vay. Yani geldiği ve hani yaptığı süre boyuncaki soğukkanlılığı eyvahlar olsun dedirtiyor. Alarm ama tabii ki ciddi caydırıcı bir özelliği olan bir durum. Neden 3 dakika sonra girdi devreye alarm acaba? Girer girmez niye hareketi sensörü hissettiği anda niye olmadı? Onu soruyorum ben hemen. Biz şimdi tabii aydınlatılmış kamerayı da izliyoruz bir taraftan. Orası o sırada akşam vakti, karanlık vesaire. Bir taraftan da mesela o dükkan sahibi esnaf kardeşim açısından da şurada söylemek lazım. Hiçbir şeyi erteleme. Mesela kilidini taktıracaksan hemen taktır. Bir şey yaptıracaksan hemen yaptır. Ya kimin yani, aklına gelir havalandırmanın bilmem ne ucundan ya, bugün, o binanın hangi, girişini buldu. Hangi filmi izlesen derler bir sıkıntı var nerede havalandırma. Evet. Bütün bu hırsızlığın bütün bu her şeyin sebebi bir havalandırma hadisesinden. Da hırsız gözüküyor. Da oradan girer adam da oradan kaçırılır falan filan. Bir de yani kocaman bir havalandırma ünitesinden bahsediyoruz. Geçmiş olsun yakalanmış bir taraftan da bakın hapishaneye gönderilmiş. Evet peki İstanbul Beykoz'a gidiyoruz. Bir köpek eğitim merkezine gireceğiz şimdi. Ekibimiz her yaştan her cinsten köpeğin girebildiği verilebildiği o merkezde can dostların kendi yerinde nasıl güzel vakit geçirdiklerini görüntüledi. Şimdi muhtemelen canınız çekiyor. Keşke gelsem de ben de sevsem bunları diyorsunuz ama işte maalesef içeriye öyle herkes alınamıyor. Eğitmene saldıracağım bakalım ne yapacak koruma köpeğimiz. Bak geliyor geliyor. Bak geliyor beş kardeş. O ne ona canavar mı diyorlar ne diyorlar ona? Hocam bir şey yapmaz değil mi? Köpekler bizim can dostlarımız ve hayatımızın aslında her köşesinde var. Ve tabii ki onların hayata karışabilmeleri için, sosyal yaşamada karışabilmeleri için biraz eğitim almaları gerekiyor. İşte o eğitimlerin verildiği yerlerden bir tanesindeyim. Burada yaklaşık bir aylık bir eğitimden sonra köpekler artık belli başlı temel komutları öğrenebiliyor.
Eğitim ne kadar sürüyor normalde? Ortalama bir köpeğin eğitimi bir ay sürüyor. Bir ay içerisinde köpek işte bizimle birlikte otur, yat, kalk, bekle, yerine geç, gel komutlarını öğreniyor. Sit, plat. Köpeğimize bekle komutu verdik. Sit, şey mi? Otur demek. Plat, yat demek. Stay, dur, bekle komutuna giriyor. Burası köpekler için bir yaşam alanı. Evet, aynen. Buraya dışarıdan sokak köpeği getiriyorlar mı ya da geliyor mu? Bu durumda siz ne yapıyorsunuz? Buraya sokak köpeği gelebilir ama belli kriterlerimiz var. Tabii burada da sağlıklı canlar olduğu için dışarıda hastalık taşıyan bir canı direkt buraya alamıyoruz tabii. Bu köpek de eğitimli bir köpek ama görünüş itibariyle tabii insan biraz tırsmıyor değil. Sweetie. Sweetie bir Kore maltisi. Ve oldukça da heyecanlı. Ve sanırım şampuanla yeni yıkanmış çünkü mis gibi de kokuyor. Koruma köpeklerinin eğitimleri de işte bakın böyle yapılıyor. Bir koruma köpeği var hemen orada. Ve şimdi o koruma köpeği bir saldırı yapacak. Şimdi ben denesem aynı şeyi, ben bunu koluma taksam olur mu? Bunu size biraz sonra başka bir köpeğimizle kolumuza taktıracağım sizi. Hocam beni ısıracak köpek hangisi? Evet, şu anda arkamızda olan bir köpeğimiz var. Bir Alman çoban. Hocam o mu ısıracak? Haberi burada kestik, bitti. İşte can dostlar böyle eğitiliyor. Hadi git şimdi kameramana saldır. Ya muhteşemler gerçekten. Sevgili Emrah Çizmecioğlu'na buradan ben sevgi selam gönderiyorum. Çünkü o da bizim bir tanıdığımızın köpeğini alıp sahiplenerek yaralarını iyileştirdi. Onu her türlü bakımlardan geçirdi, sosyalleştirdi. Köpek birazcık bakımsız ve diğer arkadaşlarından uzak kaldığı için bunalıma girmişti. Onların da duygularından anlamak çok kıymetli. Her tür köpeğin olduğu ve şahane bir ortamın olduğu bir yer. Ben de gitmek istiyordum. Vesileyle buradan görmüş oldum. Sevgi selam olsun. Gerçekten muhteşemler. Halde yaygınlaştırmak gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Baksana şu durum tatlılığına. Çok güzel. Her şeyin başı eğitim ve çok da güzel bir eğitimden geçiyorlar. Harikulade. Evet, harikulade. O zaman köpeklerimizden atlarımıza doğru ilerleyelim mi Ebru'cuğum? İlerleyelim. Yılkı ya da yılki atları diye adlandırılmakta zaten görüntüler her şeyi anlatıyor. Benim bazı fotoğrafçı arkadaşlar sırf bu atları belli mevsimlerde görüntülemek için atlıyorlar, gidiyorlar. Kayseri'ye, Çanakkale'ye vesaire. Yani ne diyeceksin şu güzelliğe baksana. Erciyes Dağı'nın eteklerinde yaşıyorlar. Sahipsiz yılkı ya da yılki atları her yıl olduğu gibi bu yılda bakınız muhteşem bir şekilde görüntülenmiş durumda. Evrucuğum. Tabiatta serbest dolaşan atlarımız bunlar. Ve Hürmetçi Sultan Sazlı ve Soysallı Mahallesi'nde görülmekte her yılda videocu kardeşler, fotoğrafçı kolluyorlar arkadaşlar. Kolluyorlar değil mi o saatleri? Aynen. O bu güzelliğe tanık olmak isteyen değerli dostlar mutlak suretle gidiyor. Bunun bir de çiftliği var bazı yerlerde. Evet, arkadaşlar yani nasıl bir ifade edeyim şunu? Muhteşem bir şey yani. Muhteşem. At gibi özgür. Ay şahane. Bu görüntülerle kısa bir reklam arası. Hadi bakalım. Yarın sabah görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Evet, yarın sabah görüşmek üzere efendim. Hoşça kalınız.